Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Matematik birinci yazılıya hazır mısın Tonguç Eylül benim? Hazır değilim hocam. Harikasın zaten o yüzden buradasın. Seninle beraber hazırlanacağız. Hiç merak etme. Süper bir yazılı provası hazırladım senin için. İkinci dönemin ilk yazılısına hoş geldin diyorum. Ve matematikte seninle beraber biliyorsun bu sene İlk yazılımızdaki konularımız cebirsel ifadeler. Cebirsel ifadelerin bir kısmı ilk dönemde işlemiştik ama ikinci dönemde sonunu getirmiştik. Cebirsel ifadeler ardından da doğrusal denklemler konumuz vardı. Önemli bir konu, çok değerli bir konu, eğim ve benzeri bunlar var. Ardından da en son olarak da yeni de başladığımız okullarda eşitsizlikler konusuyla bu işi noktalandıracağız. Üç tane konudan sorumluyuz. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı konu soru dağılım tablosunu göstereceğim şimdi sana. Ardından da öğrenci notlarıyla hızlı bir özet yapacağız. Hızlı bir hatırlama yapacağız. Yani kafamızı bir refresh edeceğiz. Ardından da çok güzel sorular hazırladım senin için. Gerçekten de örnek senaryolara, Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulara %100 uyumlu ve konu ve kazanımlara %100 uyumlu çok güzel sorular hazırladım. Biliyorsun senaryolar yayınlandı Tonguç Elan Bey'im. Senle beraber bu senaryoları aslında biz inceledik ve ilk başta neyi gördük? 3 tane konudan sorumlu. Cebirsel ifadeler, doğrusal denklemler, eşitsizlikler. Bu üç tane konudan hangi konudan kaçar tane soru çıkacağı, her bir senaryoda nasıl soruların olduğu aslında belli. Yani bildiğimiz bir sınava giriyoruz. Bildiğimiz ve karşımıza gelecek sorulardan emin olduğumuz bir sınava giriyoruz. Dolayısıyla hiç merak etme süper bir yazılı prova hazırım senin için. Ve biliyorsun gün gün ilerlemeye devam ediyoruz. Her gün farklı bir yazılı yayınlayacağız ve sen de yazılılardan en iyi notları alacaksın. Biliyorsun yazılıya çalışmak demek aynı zamanda LGS'ye çalışmak demek. Aslında bu yaptıklarımız LGS'ye de katkıda bulunacak. Çünkü LGS'de de aynı şekilde Milliyetin Bakanlığı'nın konu ve kazanımlarından soruyorlar. Ve dolayısıyla buradaki senaryolarda da kazanımlarından kazanımları irdeliyorlar ve buradaki örnek sorularda kazanımlara uygun. Mesela hatta sana şunu göstereyim Tonguç Ela'm. Şuradaki soru LGS'de çıkan benzer bir soru var. Buna benzer bir soru. Var. Dolayısıyla yazılıya çalıştığın zaman LGS'ye de çalışıyorsun. Onu da söylemek istiyorum. Bu arada en büyük yardımcılarımız bu arada tabii ki yazılı notlarımız ve yeni ürünümüz yazılı denemelerimiz. Yazılı notlarımızla zaten hemen sana söylemek istiyorum sayfalarını hangi sayfaları çalışacağını şimdiden vermek istiyorum. Çünkü önemli sınavda bunlar çıkacak karşımıza ve burada da Hatta göstereyim sana evladım benim sayfa sayfa doğrusal denklemler cebisel ifadeler sayfa 30'dan başlıyorsun burada formüllerimiz burada notasyonlarımız yani hangi şeyin ne olduğu orijin demek x ne demek absis demek ve benzeri burada hepsi var sayfa 30'dan başlıyorsun Tonguç Eren Beyim. Birazcık daha eşitsizlikler konusuna gelebilir diye ikinci yazılıya da birazcık kaydı. Sayfa 51'e kadar gelmeni istiyorum. Sayfa 30'dan 51'e kadar gelmeni istiyorum. Bu birazcık daha farklı senaryolarda eşitsizlikleri de koydular. Dolayısıyla buraya kadar lütfen yapalım diyorum. Ama e, burada da yine aynı şekilde sayfa 30'dan 44'e de çalışsam da olabilir diyorum. Ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Yazılı dönemlerimiz yepyeni bir kitabımız. Bu yeni kitabımızda her bir... dersden dersten farklı sayıda provamız var. Mesela Türkçeden dört tane provamız var ve kendi kendini değerlendirebiliyorsun. Burada puanlı verebiliyorsun ve bunların her birisinin çözümü var. Açık uçlu sorular bunların hepsi ve bunların her birisinin çözümü tatsı uygulamasında ve aynı zamanda kitabımızın arkasında tak diye cevabını gördüğün zaman zaten rahat edersin. Çünkü sınavdan önce eğer çok az zamanın kaldıysa da bile çalışabilirsin. Bunların cevaplarına baktıkça ne kadar çok soru görürsen o kadar çok başarılı olursun. Aynı LGS'deki gibi ne kadar çok soru görmen, görmen senin için o kadar lehin diyorum ve fazla uzatmıyorum. Şimdi öğrenci notlarımızda özetimize başlayalım evladım benim. Cemil senin ifadeleri hatırlıyor musun? Hatırlıyorum hocam. Harikasın. Peki iki kare farkı vardı, tam kare vardı. Gerçekten de bunları çok iyi hatırlamak gerekiyor ama Burada temel özellikleri bilmemiz gerekiyor. Özellikle cebirsel ifadelerde çarpmadan yüzde yüz gelecek. Zaten biz Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı tabloya baktığımız zaman cebirsel ifadelerin çarpımını yapar ilk sorumuz bu. Yani cebirsel ifadelerin çarpımını yapar ilk sorumuz. Çarpanları ayırır ikinci sorumuz. Yani iki tane cebirsel ifade sorusu gelecek. Tabii ki senaryo bire göre. Farklı senaryolarda farklı soru adedi gelecek. Onu da söylemek istiyorum. İlk başta hemen başlayalım. Bir cebirsel ifadeleri hatırlayalım. Bir kere x kare artı 4x eksi 3 y artı 5 gibi bir ifade verildiği zaman baştakinin başına artı koyuyorsun ve buradaki terimlere diyorsun ki artı x kare bir terimimiz var. Artı 4x bir terimimiz var. Eksi 3 y bir terimimiz var. Artı 5 bir terimimiz var. Yani toplanan çıkartılan her şey bir terim diyoruz ve dört tane terim var burada. Burada değişkenler hangileri dediğim zaman bilinmeyenler hangileri X ve y bilim hocam. Harikasın. X ve y bilinmeyenleri var. Bu ifadede. Peki, katsayılara baktığımız zaman her bir terimin katsayısı vardır. Mesela artı 4 x'in katsayısı artı 4'tür. Yani bildiğimiz normal insan sayısı, yani değişkenin dışındaki sayı. Eksi 3 y'nin katsayısı eksi 3'tür. Artı 5'in katsayısı artı 5'tir. Ama Artı x karenin katsayısı yok gibi gözükse bile burada görünmez bir 1 vardır. Artı 1x karedir aslında bu. Çünkü x yazdığım zaman ne demek aslında? Bu aslında 1x demek. 2x yazdığım zaman 2x demek. Ama x yazdığım zaman 1x demek. 1 tane x demek. Dolayısıyla bu artı 1'dir. Bunun katsayısı diyorum. Sabit terimde içinde x, y, z bilmem ne ıvır zıvır olmayan terim. Buradakiler hangisi? Artı 5'tir diyorum. Bunları hemen hatırladık. Ve hemen çarpmaya geçiyorum. Fazla uzatmıyorum. Bir kere Çarpmada bilmemiz gereken şey şu. 4 x'e 2 y'yi çarpacağım. 4 ile 2'nin çarpımı kaçtır? 8 hocam. Harikasın bu kadar basit. X ile Y'nin çarpımı da yan yana yazıyorsun. X, Y diyorsun. Bu, bu kadar. Yani 8 X, Y'dir bunların çarpımı. 5 A ile A'yı çarpacağım. Şimdi bunun başında bir şey yok. Ama ne demiştik? A dediğimiz şey 1 A demekti aslında. Dolayısıyla 5 kere 1. 5 hocam. Harikasın 5. Ve A ile A'nın çarpımı da unutmayalım A'nın karesidir. 5 A kare diye yazılır. Unutmayalım bir şey daha hatırlatayım. 5a kare dediğimiz şey 5 çarpı a karedir. 8x dediğimiz şey 8 çarpı x çarpı y'dir aslında. Bunlar da e, parantez içinde kalsın. Bunları da bilsek çok iyi olur. 2b çarpı 3a kare. Şimdi bir kere 2 ile 3'ün çarpımı 6'dır. b ile a kare çarpılamaz çünkü farklıdır bunlar. Yani bunlar birbirine eklenemez üstleri artmaz falan filan o zaman B A kare diye yan yana yazıyorsun başka hiçbir şey yapmıyorsun şimdi birazcık daha temel kurallara geçelim x ile x'in toplamı kaçtır 2 x'tir bunları biliyoruz zaten x ile x'in çarpımı nedir hemen hatırlayalım x karedir bunu dikkat edelim bu farklı ya buraya da yazmışız zaten pardon x karedir 3 ile x'in çarpımı da 3x diye yan yana yazarız farklı hiçbir şey yoktur. Yani 3x 3 çarpı x'tir aynı şeydir. Şimdi geldik aslında birazcık daha detaylara hızlı geçiyorum. 3 çarpı x eksi 2. Aslında burada bir şey yok ama 3 parantez x eksi 3 çarpı x eksi 2 demek ve bunu dağıtırız. 3 çarpı x 3x'tir. Burada da yazdığımız gibi. 3 çarpı eksi 2. Bak dikkat edin 3 çarpı eksi 2 bu artı 3'tür aslında. Artı 3 çarpı eksi 2 eksi 6'dır. 3x eksi 6'ymış cevabımız. Buna geçiyoruz. Bu yine artıdır burada onu söylemek istiyorum. Artı x çarpı artı x bu da artıdır aslında. Artı x çarpı artı x x karedir. Artı x çarpı eksi 3 eksi 3 x'tir unutmayalım ve geçiyoruz buna. İşte geldik sınavda çıkabilecek şey bu aslında. Bunların hepsi alıştırmaydı buraya kadar gelinceye kadar. Burada iki tane parantezi çarptığımız zaman buradaki birinci parantezin ilk, ilk e, ifadesini diğer ikisiyle çarpıyorsun ardından da ardından da birinci par parantezin ikinci ifadesini diğer ikisiyle çarpıyorsun ve dağıtıyorsun. İşte bu dağıtmayı yaptığın zaman işler çok basit oluyor. Hemen yapalım sana. X e x'in çarpımı x kare. x'e 3'ün çarpımı eksi 3 x. Artı 1 ile x'in çarpımı artı 1 x. Artı 1 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 3. Ve burada bitmedi işlem. Çünkü bunlar benzer terimler. Ve eksi 3 elma artı 1 elma daha eksi 2 elma der x kare eksi 2x eksi 3 şeklinde bunun son haline getiririz diyoruz. Geldik buraya. Yine aynı metot. Yine ilk ifadeyi ikisiyle çarpıyoruz. Ardından ikinci eksi 3'ü de ikisiyle çarpıyoruz. Ve ardından da diyoruz ki 2x'e art x'i çarptığımız zaman 2x kare eder. 2x artı 4'ü çarptığımız zaman artı 8x eder. Eksi 3 ile eksi çarptığımız zaman eksi 3x eder. Eksi 3 ile artı 4'ü çarptığımız zaman eksi 12 eder. Şimdi bunları yaptıktan sonra çok basit. Benzer terimleri gördüm. Sonra 2x kareyi aynen yazdım. Artı 8 elma eksi 3 elma eder artı 5 elma. 5x eksi 12 bu en sade halidir. Bu arada en sade hali de sorularda çok geçer. Buna da aşina ol çok önemli karşımıza geliyor diyor mu? Ve özdeşlikleri hemen hatırlayalım 2 saniyede. Çünkü çok oldu bu konuları göre de bunları hatırlamamız çok önemli. x kare eksi y kare 2 kare farkı özdeşliği. Bu neyin karesi x kare? x'in karesi. y kare de y'nin karesi. x eksi y x artı y şeklinde bunları çarparak ulaşabiliyoruz. 9x kare eksi 4. 9x kare neyin karesi? 3x'in karesi. 4 neyin karesi? 2'nin karesi. Bu iki kare farkı. Bunun karesinden bunun karesi çıkmış. Dolayısıyla diyorum ki 3x eksi 2, 3x artı 2 bunları çarpıyoruz diyoruz ee, süper bir şekilde. Ee, bu ikisini çarptığımız zaman aslında iki kare farkını açmış çarpanlarına ayırmış oluyoruz. Hemen buraya bakalım tam kareler. Bu iki kare farkıydı. Hemen şöyle yazalım. Burası 2 kare farkı çok önemli matematik en önemli özdeşliktir. Bu ikisi de bu ikisi de tam kare özdeşlikleri. Tam kareler. Şimdi x artı y'nin karesi dediğim zaman x kareyi artı y kareyi herkes söyleyebiliyor. Ama burada bu ikisini çarpıp 2 ile çarpıp araya artı şeklinde yazmayı kimse söyleyemiyor. O zaman x kare artı y kare yazdıktan sonra araya x ile y'nin çarpımının 2 katını yazıyoruz ve ekliyoruz. Burada ise x eksi y'nin karesinde ise X'in karesi zaten belli. Eksi y'nin karesi artı y kare eder. Bu da belli. Yani x kare artı y kareyi ortaya, e, uçlara koydum. Arasına da bu ikisini çarpıp 2 ile çarpıp ortaya koydum. Ama eksi şeklinde dikkat edelim. Çünkü bu x bu eksi y. Bu ikisini çarptığı zaman eksi x y. 2 ile çarparsak da eksi 2 x y eder. Bunu bileceğiz. Hemen bir örnek. x artı 5'in karesi. x kare artı 25'i yazdım. Sonra bu ikisinin çarpımı 5x eder. 2 ile çarparsak 10x eder. 10x'i araya yazıyorum ve artı şeklinde. Burada artı olduğu için artı şeklinde koyuyorum. Aynı şekilde buna bakıyorum. 2x'in karesi çok dikkat edelim. 2x'in karesi 2x çarpı 2x'tir. 4x karedir. Aman dikkat edelim. 4x kare. Eksi 3'ün karesi artı 9. Bunu yazdım. Sonra bu ikisini çarptığım zaman eksi 6x'tir. 2 ile çarptığımız zaman eksi 12x'tir. Araya yazıyorum cevabımıza. 4x kare eksi 12x artı 9 şeklinde bulduk. Şimdi çarpanlara ayırmaya geçelim. Çarpanları ayırmada ortak çarpan parantezine almak çok önemli. Hemen bakalım. X kare artı 4 x'e ikisinde de ortak şey. Şöyle düşünelim. X kareyi x çarpı x diye düşünelim. Bunu da 4 çarpı x diye düşünelim. Bu ikisinde ortak olarak x var değil mi? X parantezini alıyorum. X çarpı diyorum. Bundan geriye bunları aldıktan sonra x artı 4 kaldı aslında. Dolayısıyla x artı 4'ü yazıyorum. Burada mesela ikisinde de ortak şey. Hemen yazalım bak. 6 çarpı a hatta 3 çarpı 2 çarpı A çarpı A şeklinde açtım bunu. 3 çarpı A şeklinde açtım. Bu ikisinde de ortak 3 ve A var. 3 ve A var. 3 ve A'yı 3 A'yı başa aldım. Sonra parantez açtım. Burada 2 A kaldı. Eksi. Burada bir şey kalmadı gibi gözüküyor ama burada da aslında 1 kaldı. Çünkü 3 çarpı A çarpı 1 gibi düşün bunda. Buradan da geriye 1 kaldı ve bunu dağıttığım zaman zaten aynı sonuca ulaşıyorum dikkat ederim. Şimdi geldik eğer bize eğer bize üç terimli bir ifade verirse arkadaşlar bu çok önemli. Üç terimli bir ifade verirse Tonguç Eral bu bizim için bir tam karedir. Sınavlarda yüzde doksan tam kare çıkıyor. Dolayısıyla e, bu mesela neyin karesi x kare? X'in karesi. 36 neyin karesi? 6'nın karesi. O zaman diyorum ki bu ikisinin çarpımının iki katı ortada var mı? Var hocam. Harikasın var. Dolayısıyla ortada var ve artı şeklinde o zaman bu x artı 6'nın karesidir. Tam karesidir diyorum. Geldik buraya. Bu neyin karesi? 2x'in karesi. Bu neyin karesi? 3'ün karesi. Bu ikisinin çarpımının iki katı ortada var mı? Var hocam. Evet var. Eksi şeklinde dolayısıyla 2x eksi 3'ün karesi şeklinde yazabiliyoruz. Burada da aynı şekilde ortak parantez alalım. X parantezini aldığımız zaman buradan geriye x kare kalır. Buradan geriye 25 kalır. Bu x çarpı x karedir. E, bu da 25 çarpı xtir X'leri başa aldığımız zaman o geriye x kare eksi-25 kaldı. E, bu da iki kare farkıdır. Bu x'in karesi bu 5'in karesi o zaman x çarpı x eksi 5 çarpı x artı 5 şeklinde bunu da iki kare farkına ayırmış oldum ve bütün çarpanlarına ayırmış oldum çarpan ayırmada da sınavda geleceğini söyledim. Geldik şimdi doğrusal denklemler en fazla sorunun geleceği kısım gerçekten de en önemli kısımlardan bir tanesi LGS'de de en fazla sorunun geldiği kısım şimdiden e, uyarıyorum bu çok önemli bir konu x eksi 1 bölü 3 eşittir x artı 1 bölü 2 demiş bize ve bunlar birbirine eşit demiş burada yapacağımız şey içler dışlar çarpımı bununla bunu bununla bunu çarptığımız zaman birbirine eşit oluyor hemen yapalım e, 2 ile 2 ile x eksi 1'i çarpıyorum eşittir 3 ile X artı 1'in çarpımıdır. E bundan sonra dağılma özelliğini kullanıyorum. 2X eksi 2 eşittir 3X artı 3 diyorum. Sonrasında X'leri bir tarafa topluyorum baba oğul metodunda. Bu artı 2X bu artı 3X bu daha büyük olduğu için X'i bu tarafa atıyorum. E artı 3'ü de bu tarafa atıyorum. E ne oluyor sonuçta? Ee, ...bu tarafta 3x eksi 2x oluyor. Artı 2x karşıya geçince eksi 3x oluyor. Sol tarafa baktığımız zaman eksi 2 zaten vardı. Artı 3 de karşıya geçti. Eksi 2 eksi 3 oldu. Ve son durumda x eşittir eksi 5 sonucuna ulaşmış oldum. Çözüm kümesi bunun eksi 5'tir diyorum. Peki geldik şöyle bir ifadeye paydalı bir denklem çözümüne. Buna dikkat edelim. x bölü 2 artı x eksi 1 bölü 3 a eşittir 1 bölü 2 demiş kesirli ifadelerde paydaları eşitlemem gerekiyor. Paydaları eşitlediğim zaman bütün paydaları altıda eşitliyorum. Altıya eşit dediğim zaman bütün paydaları artık sana ihtiyacım yok diyorum. Ve 3x e, 2x eksi 2 oluyor. 2 ile çarpılınca x eksi 1 ve 3 oluyor burası. Artık sana ihtiyacım yok dedikten sonra bunları parantez içinde yazıyorum. Neden parantez içinde yazıyorum? Çünkü bazen Kıl bir art, burada eksi oluyor. O zaman bütün işlem baştan aşağı değişiyor. Ondan sonra parantezleri yazmama gerek yokmuş aslında. Mesela burada, burada eksi olsun mesela. Şöyle yapalım, burada eksi olsun. Eksi olursa ne oluyor? Bu parantezi açarken biz 3x, bu parantez içeriye dağılıyor. Eksi 2x artı 2 oluyor. Eşittir 3 oluyor. İşte buradan sonra çözersek eğer, burası 1x e, artı 2'yi karşı eşittir 1 çıkıyor. X eşittir 1 çıkıyor. Demek ki burada dikkat edelim. E, parantezleri yazmayı ihmal etmeyeceğiz. Bunları eledikten sonra. Şimdi geldik koordinat sistemine koordinat sisteminde bir kere ortadaki nokta, bizim için orijin noktasıdır. Bunu adımız gibi bileceğiz sonuç olarak. Ortadaki noktanın adı neymiş? Orijin noktası hocam. Harikasın. Orijin noktası orijinal gibi düşün. Yani her şeyin başlangıç noktası. Sıfıra sıfır noktası. Ve buradaki eksenimize x ekseni yani apsis diyoruz. Apsis diyoruz. Buradaki eksenimize de yani dikey eksenimize de y ekseni yani ordinat diyoruz. Bu da aklımızın bir köşesinde kalsın. Şimdi burada bak bir 2, 3 şeklinde gidiyor. Eksi 1 hatta şöyle birazcık yaklaştıralım çünkü birazcık uzak kalmış galiba. Evet bak 1, 2, 3 diye gidiyor. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 diyor. Yani bu aslında bizim bildiğimiz sayı doğrusu. Yukarıya doğru 1, 2, 3. kat diye gidiyor. Aşağı doğru eksi 1, eksi 2, eksi 3. kat diye gidiyor. Şimdi eğer biz bir nokta göstermek istersek koordinat sistemindeki zaten bütün haritalar cep telefonumuzdaki haritalar ve benzeri bunlara göre çalışıyor aslında. E, iki boyutlu koordinatlara göre aslında biz dünyanın üzerinde bir noktayı belirliyoruz. Dolayısıyla x ve y koordinatını bilirsek bir noktanın biz o yerin haritadaki yerinde bulabiliyoruz aslında. Mesela bak bu nokta, bu nokta A noktası diyelim. A noktası iki tane e, koordinatla belli ediyor. Bir x bir de y. Yani eğer ben bir noktayı yazmak istiyorsam, hemen şöyle yapalım birazcık daha çıkalım. Eğer ben bir noktayı yazmak istiyorum. A x virgül y'sini yazmam gerekiyor. Yani x noktasının sonra y noktasını yazmam gerekiyor. Mesela bu a noktasının x'i böyle aşağı doğru indirdiğim zaman 2'ye denk geliyor. 2 virgül sonrasında y'sine baktığımız zaman hop 3'e denk geliyor. 2 virgül 3'müş a noktası. A noktası koordinat sisteminde birinci bölgede. Şimdi birinci bölge neresi dediğim zaman bak x ve y koordinat sistemini böyle çizdikten sonra burasına ne demiştik? Orijin demiştik. Bu bölge bu bölge her iki tarafında artı oldu bak x de artı y de artı bu birinci bölge olarak adlandırılıyor. Sonrasında Tonguç Eren Bey'im hemen farklı bir e, renk ile farklı bir renk cümbüşüyle devam edelim. Bu bölge bu bölge aslında x'in eksi y'nin artı olduğu bölge ikinci bölge olarak adlandırılıyor. Ardından Tonguç evladım benim. şöyle yapalım. Başka başka pembiş diyelim. Bu bölge bu bölge. Ee, X'in ve Y'nin ikisinin de eksi olduğu bölge. Üçüncü bölge. Bu Roma rakamlarıyla yazılıyor genellikle bunlar. Ve aynı zamanda aynı zamanda son olarak başka bir rengim kaldı mı? Şöyle bir rengim kaldı. Şu bölgede, yeşil bölgede rengarenk bir renk, ders olduğu gerçekken de, bu bölgede X'in artı Y'nin eksi olduğu bölge dördüncü bölge olarak adlandırılıyor. Roma rakamları ile yazılıyor. Peki burada A noktasını bulduk. B noktasını bulalım. B noktasını hatta şöyle bir yaklaştıralım seninle beraber. B noktası X'i şu nokta. X'i eksi 3'te. Eksi 3 ...virgül, virgül attıktan sonra y'sini yazmam gerekiyor... ...y'si de yerden yüksekliği birinci katta dikkat ettiysen... ...yani yukarıda bak a da yukarıda b de yukarıda... ...burasını yer gibi görüyorum ben aslında... ...ve burası da 3'e 1... ...yani bak sağdaki yüksekliğini gösteriyor... ...y yükseklik gibi ben hayal ediyorum... ...mesela c'nin yüksekliği yerin altında dikkat ettiysen... ...bu yer seher c'nin yüksekliği yani e, y koordinatı... ...ve y koordinatı da sağ yazılıyordu hatırlıyorsan... ...sağdaki e, nokta yazıyordu eksi ikinci katta o zaman bu eksi ikiymiş C'nin e, e, y koordinatı X'i nedir dersek x de sağ sola hiç gitmediği için sıfırda diyorum sıfır virgül eksi iki şeklinde yazıyorum C noktasını diyorum dolayısıyla e, A noktası birinci bölgede. B noktası ikinci bölgede. C noktası Y ekseni üzerinde. Hiçbir bölgede değil. Sadece ekseni eksen üzerinde. Bunları bilmemiz gerekiyor. Ve karşımıza da bunlar gelecek bölgeler yüzde yüz hoca tarafından sorulacak. Bölgeler ve nokta bulma bizim için çok önemli. Şurasının da orijin olduğunu bilme yüzde yüz hoca tarafından sorulacak şeyler. Sıfıra sıfır noktası aslında burası. Her şeyin başlangıç noktası diyorum. Ve Şimdi de geldik esas doğrusal denklemler konumuza. Bu konuda en önemli şeylerden bir tanesi aslında doğrusal denklem ne demek onu bilmemiz gerekiyor. Doğrusal denklem belli bir orantıyla ilerleyen belli bir e, yolu takip eden e, aslında mantıksal olarak o yolun dışına çıkmayacak özellikte olan bir büyüklük demek. Ne demek bu? Mesela burada 10 e, ile başlamış. Ve düzgün bir şekilde artıyor. Sen bunun... E mesela bir, bu, bir saat diyelim. Mesela buna saat diyelim. Tamam mı? Buna saat diyelim. Bir saat sonra ne oluyor? Bu 13 oluyor. İki saat sonra ne olacağını sen bunun bulabilirsin artık. Çünkü bu bir doğru şeklinde 3 Üç saat sonra ne olacağını sen artık bunun bulabilirsin. Yani aslında... Ee, bazı şeyleri tahmin edebilmek için doğrusal denklemler çok önemli İşte bir şeyin büyüme e, şeyi düzeni ve benzeri işte 10 yıl sonra ne olacak mesela bir fidan 10 e, santimetreydi bir, yıl, bir saat sonra işte 13 santimetre olur. İki saat sonra kaç santimetre olur? Üç saat sonra kaç santimetre olur? Bunu bulmak bizim için çok değerli. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki o zaman bu fidan işte veya bir yıl diyelim buna saat değil mi? Yıl diyelim. Bu fidan üç yıl sonra işte bilmem kaç santimetre olacaksa ona göre bir yere dikelim bunu diyeceğiz mesela. Dolayısıyla bizim için de çok değerli bir doğrusal denklemler bu konusu aslında. Dolayısıyla mesela bak hemen söyler misin bana? Bir yılda bu fidan 10 santimetreden kaç santimetreye çıkmış? 13 santimetre hocam. Harikasın 3 santimetre çıkmış yani 13 santimetreye çıkmış. 13 bravo diyorum sana. Şimdi burada dikkat edelim. Bir örüntü var aslında. Bir yıl sonra daha 16'ya çıkacak. Bir yıl sonra daha 19'a çıkacak. Yani 10 başladı. 13, 16, 19 ve benzeri şekilde ilerledi. Bu örüntüye göre ben 3. yılın sonunda bu fidanın boyunu 19 santimetre olarak hesaplayabiliyorum. Ben müneccim miyim? Ben e, falcı mıyım? Nasıl bunu buluyorum? Hayır doğrusal deklem olarak buluyorum. Bu kadar basit aslında. Bak mesela diyelim ki deponda 40 litre benzinim var. E, diyelim ki e, sabit süratte gidiyorsun. 2 saat sonra e, depondaki benzin miktarı 36 litreye düşmüş. Hayda. Peki ne zaman depondaki benzin miktarı biter? Bak süper bir soru. Neden? Çünkü ne zaman yolda kalacağını ben sana söylüyorum. Kaç saat sonra yolda kalacağını söylüyorum ben sana. İşte bunu doğrusal denklemle bulacağız. 40, 36, 2 saatte 4 litre azaldı dikkat ettin mi? O zaman bu 40 litreyi bitirebilmek için ben kaç saat yol gitmem gerekiyor? Kaç saat yol gidebilirim daha doğrusu? E, o zaman diyorum ki ya çok basit. 2 saatte 2 saatte e, 4 litre azalıyorsa 40 litre kaç saatte biter arkadaşım? 10 katı, 10 katı 20 saat sonra ben yolda kalırım arkadaşım bitti bu kadar. Bunların denklemlerini kur kurmayı öğreneceğiz. Gel senle beraber yapalım. Buradaki formül de çok basit. Y eşittir başlangıç artı veya eksi. Çünkü bazen artıyor, bazen azalıyor. Mesela bu denklem artıyor, bu denklem azalıyor değil mi? Artı veya eksi değişim miktarı çarpı x'e hesaplanıyor doğrusal denklemler. Ne demek bu? Başlangıç burada nerede? Mesela bu 10'dan başlıyor. 10. Artıyor mu bu? Ezalıyor mu evladım benim? Artıyor hocam. Harika artıyor. Artı. E, ne kadar değişiyor her birim e, zamanda? Bir zamanda yani bir saatte bir yılda mesela bu 3 artmış. O zaman 3 çarpı x diyorum. Bitti bu kadar. Buradan şey yapalım. Başlangıçta neredeydi? 40'tan başlıyoruz. Azalıyoruz bu sefer ama. 40 eksi birim zamanda ne kadar azalıyor? Bak bu çok önemli bir laf. Birim zamandaki azalması. Şimdi burada bir saatte üç artıyordu. Tamam eyvallah. Ama burada iki saat bak dikkat. Et, i̇ki saatte dört azalıyor. O zaman bir saatte ne kadar azalır? Onu bulman gerekiyor. İki saat bizim için önemli değil. Bir saatte o zaman 2 azalır. Çok basit mantık. 2 saatte 4 azalıyorsa 1 saatte 2 azalır. O zaman 2 değişim çarpı x de buradaki denklemimiz. Bu denklemlere göre aslında biz soruların hepsini çözebileceğiz. Hiç merak etme. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir. Sınava kadar 10.000'in üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. Şimdi geldik e, doğru grafiklerine. Doğru grafikler de çok önemli. Mesela 2x artı y artı 6. Bu arada burada da gördüğün gibi neydi? Birinci evden bir bilmeyen denklemler koordinat sisteminin özellikleri ve sıralı ikilileri gösteriyor. X ve Y'yi gösteriyor. Buradaki kazanımlarımız buradan soru gelecek garanti. Doğrusal denklem grafiğini çiziyor. Eğimi anlatıyor ve gerçek hayat durumlarına ait tablo grafiği oluşturuyor. Biz bunların her birisini öğrenmek zorundayız. Mesela burada da doğrusal denklemlerin grafiklerini çizmeyi öğreneceğiz. Burada çok basit bir mantık var. Hemen sana göstermek istiyorum. Hemen şöyle birazcık daha ayarlayalım ekranımızı. 2x artı y artı altı işte sıfır bir doğru denklemi grafiğidir. Çünkü içinde x ve y vardır ve eşitlik var. Dikkat et. Bu bir doğru grafiği. Peki bu doğru grafiğini nasıl çizeceğiz biz? İlk başta diyorum ki ameno yapıyoruz evladım benim. Şöyle bir şey yapıyoruz. Hemen alalım şarkımızı. Ameno, dori ame, ameno, ameno. Dori ame, Bravo diyoruz. Harikasın. E, ee, ameno şarkısını maşallah çok iyi biliyorsun. Peki o zaman... E, tövbe yarabbim ne biçim şarkı X ve y yazdıktan sonra diyorum ki ilk başta X'e 0 verelim. X'e 0 verirsek. Bak çok basit. Şunu kapatıyorsun. Y artı 6 eşittir 0 Y kaçtır? Bunun denklemini çözüyorsun. Y artı 6 eşittir 0 ise Y eşittir. Eksi 6'dır. Hemen buraya eksi 6'ını buluyorsun. Sonra diyorum ki X'e Y'ye 0 verelim. Çok basit. Bunu kapatıyorsun bu denklemde. Bunu kapattığımız zaman 2x artı 6 eşittir 0 ise 2x artı 6 eşittir 0 ise 2x eşittir eksi 6'dır. x eşittir eksi 3'tür. O zaman burayı da bulduk. Eksi 3. Şimdi sonrasında yapman gereken şey 0'a eksi 6 noktasıyla eksi 3'e 0 noktasını göstermek. Bak y'si eksi 6. y'de yüksekliği eksi 6. Burada eksi 6 buradadır. E, x'i de eksi 3. Eksi 3'te nerededir? Şurada bir yerdedir. Eksi de buradadır. Bu iki noktayı birleştiren bir doğru çizmemiz gerekiyor. Bu bitti bu kadar. İşte bu doğruyu çizmiş olduk seninle beraber. Hemen gel seninle bakalım. Y eşittir 2x'i yapalım. Y eşittir 2x'te mantık şu. E, burada birazcık daha farklı bir mantık var tabii ki. X'e 0 verdiğimiz zaman burası 0 olsun olur? Y eşittir 0 olur. Süper. Peki Y'ye 0 verdiğimiz zaman burası 0 olsun olur? X eşittir yine 0 olur. Dolayısıyla bunu bir daha yazmayalım. X eşittir 0, Y eşittir 0. Tamam eyvallah. X'e 1 verirsek Bak y eşittir 2 çarpı 1. Yerine koyuyorum aslında. 2 çarpı 1 son durum ne oldu. Y eşittir 2 oldu. O zaman burası 2 oldu. Şimdi bu iki noktayı birleştireceğim. Sıfıra sıfır noktası neresi evladım benim? Origin hocam. Harikasın orijin. Bravo diyorum sana. Yani burası bravo diyorum sana. 1'e 2 noktası. X'i 1. Y'si 1, 2. Yani şu noktadan bahsediyoruz. Şu noktadan bahsediyoruz. Ve bu ikisini birleştirmem gerekiyor işte o böyle bir doğrudan bahsediyorum. Hatta bunun ucuna y eşittir 2x yazılır. Hatta bunun ucuna 2x artı y artı 6 eşittir 0 da yazılabilir. Daha havalı gözükür diyorum. Peki geldik x eşittir 3 ve y eşittir eksi 1 doğrularını çizelim. Çok basit bunlar da. Bunlar sınavda çıkmaz ama yine göstermek istiyorum. x eşittir 3 doğrusu 1, 2, 3. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 de hatırlıyorsan. Burası da 3'e geldikten sonra böyle bir çizgi çiziyorsun. x eşittir 3 doğrusu aslında y eksenine paralel bir doğrudur diyorum. X eşittir 3 doğrusu. Y eşittir eksi 1 doğrusu. Hemen ne yapıyorduk? Burası 1, 2, 3 diye de eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye de. O zaman bu noktadan yani bu eksi 1 noktasından geçen bir doğru parçası çiziyorum. Şu doğru çiziyorum daha doğrusu. Y eşittir eksi 1 doğrusu. Bu da x eksenine paralel bir doğru. Bunları da unutmayalım diyorum. Bazen bazen zor sorularda burada kalan alanı soruyor. Mesela üçgenin alanından yararlanacağız burada. Dik üçgen olduğu için burası e, bu taban çarpı yükseklik bölü 2'den yararlanacağız. Veya bazen şurada kalan alanı soruyor. Burada dikdörtgenin alanından yararlanacağız. Bu da aklımızda kalsın. Bir köşede kalsın kulağımızda. Şimdi bir de, de eğim konusu var. Eğimden %100 soru gelecek. %100, %1000 trilyon soru gelecek. Dolayısıyla eğimi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eğim dediğimiz şey dikey bölü yatayla hesaplanıyor. Mesela bir rampa var diyelim. Şöyle bir e, rampa var. Bu yokuşta bir araba çıkıyor. Bak şöyle bir arabamızı Şuradan şöyle çıkartalım bakalım. Arabamız buradan çıkıyor. Arabamız bu yokuşta zorlanır mı evladım? Zorlanır hocam. Harika zorlanır bravo. Çünkü yokuşlar zorlanmak içindir. Peki bu yokuş mu daha fazla? İşte şu yokuş mu daha fazla? Yoksa şu yokuş mu daha fazla? Bunu bulabilmek için işte eğim kavramını geliştirmişiz biz. Bu eğim kavramını hesaplarken bu yokuşun dikey yüksekliği bölü yatay yüksekliği yapıyoruz. Yani mesela buradaki eğim. M ile gösteriliyor bu arada. Eğim dediğimiz e, kelimenin son harfiyle gösteriliyor. Eğim dediğimiz şey aslında dikey yani 20 cm bölü yatay yani 50 cm'li bulunuyor. Bu da 2 bölü 5'tir eğimi mesela. Bunun hatta yüzdelik hesabını bile yapabiliriz. Bunu 20 ile genişletirsem... 40 bölü 100 olur. Bu e, yokuşun eğimi yüzde 40'tır mesela. Farklı farklı yüzde 50 eğim, yüzde 30 eğim. Mesela arabaların çıkması için yüzde 30 eğim bile çok fazladır. Yüzde 50 eğimden jipler bile çok zor çıkar. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi dolayısıyla yüzde 40 eğim mesela dik bir yokuş. Bayağı dik bir yokuş. Onu söylemek istiyorum. Şimdi geldik. Eğimi nasıl doğru denklemlerinde bulabiliyoruz? Doğru denklemlerinde bulurken şöyle bir şey yapıyoruz. Eğer biz bir doğrunun grafiğini biliyorsak hatta şöyle yaklaştırdım birazcık. Bak bir doğrunun grafiğini biliyorsak mesela bu grafik nereden geçiyor? 2 ve eksi 2 noktasından geçiyor. Şimdi burada aslında şurayı alıp büyütürsem şöyle bir şöyle bir rampa var aslında şurada bir rampa var şu küçük üçgeni büyüttüm aldım şöyle büyüttüm senin için Burası 2 uzunluğunda. Burası da eksi 2 noktasına geldiği için 2 uzunluğunda. Uzunluk hiçbir zaman eksi olamaz. Dolayısıyla burası 2 uzunluğunda. E, dikey bölü yataydır eğim zaten. O zaman 2'yi 2'ye bölüyorum. 2 bölü 2 yani 1'dir. Ve dikkat edelim. Çok enteresan bir şey. Doğru denklemlerinde eğim artı veya eksi olabiliyor. Yani burada eğer bir doğru grafiği, böyle sağ yukarı gidiyorsa bak bu kelime çok önemli. Bak hiç artı eksi iki ile artı iki ile hiçbir alakası yok bu işin. Sağ yukarı doğru gidiyorsa sağ yukarı doğru gidiyorsa eğimi eğimi pozitiftir. Dolayısıyla buradaki doğrunun eğimi artı birdir. Şimdi buraya bakalım. Eğer bir doğru denklemi doğru grafiği sol yukarı doğru gidiyorsa bak burada hop sol yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla bunun eğimi negatif. Mesela bunun eğimini tak diye eksi yazabilirsin. Anında yazabilirsin. Burada şu üçgene bakıyoruz. Bu üçgende dikey uzunluk 2, yatay uzunluk 3. Çünkü bu 3 noktası. Bu da 2 noktası. Sıfırdan 3'e kadar 3 birim mesafe var. Sıfırdan 2'ye kadar 2 birim mesafe var. Hatta şöyle düşünün. Hatta şöyle bir sayı doğrusu yapalım. Burası 1, burası 2, Burası 1, burası 2, burası 3 diyelim. Şöyle bir doğrudan bahsediyoruz aslında. Bunu büyüttüm. Buradaki e, şu mesafe 1, 2, 3. Yani bu yatay mesafe 3. E, dikey mesafede 1, 2, 2. O zaman 2'yi 3'e bölmem gerekiyor benim. 2 bölü 3 diyeceğim. Ama dikkat et başına eksi koyuyorum. Bak hiçbir tanesi negatif olmaması rağmen... ...sol yukarı doğru gittiği için... Ben bunun eğiminin negatif olduğunu biliyorum. Dolayısıyla eksi 2 bölü 3 bunun eğimidir. Bunun eğimi eksi, bu eğimi artıdır. Çok dikkat edelim sağ yukarı, sol yukarı şeklinde ayıracağız bunları. Doğru denklemlerinde. Ama bize böyle vermeyecek. Bize nasıl verecek? Hatta şöyle göstermek istiyorum sana. Bize şöyle verecek. Şöyle bir, bir, tane bir yeni bir sayfada. Şöyle bir sayfa açayım. Bize şöyle verecek. Diyecek ki. Y eşittir mx artı n'nin eğimi nedir diyecek. Böyle bir doğru denklemi verecek bize. Doğru denklemi verecek. Ve bunun eğimini soracak. Eğim eşittir soru işaretecek. Biz çok basit bir şekilde diyeceğiz ki. Eğer y yalnız kaldıysa. Y yalnız kaldıysa Tonguç Elhamim. X'in başında X'e çarpılan katsayı eğimdir diyeceğiz. Yani eğim budur. Bitti bu kadar. Hemen sana bir örnek yapmak istiyorum. Y eşittir 2x artı 5'teki doğru denklemindeki eğim kaçtır evladım benim? Eğim kaçtır hemen söyler misin 2'dir hocam. Harikasın 2'dir. Hemen yapıyorum bir tane daha yapıyorum. Y eşittir eksi e, x eksi 4'teki eğim nedir evladım benim? Hemen dikkat edin burası çok kırıl. Bu eksi x demek Eksi 1 x demek. katsayısı eksi 1'dir. Dolayısıyla bunun katsayısı ne olduysa eğimi de bu çıkıyor. İşte bu kadar. Bir tane daha yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Ee, bu sefer x ve y'yi böyle düzenli vermiyorum. Diyorum ki 2 x artı 3 y artı 5 eşittir sıfırdaki eğim. Sınavda bu gelecek. Hatta ben şimdiden yapayım. Sınavda ...yüzde %100 böyle bir soru gelecek. Eğim kaç diyecek. Hemen ne yapacağız biz de? Diyeceğiz ki bir kere Burada olduğu gibi burada olduğu gibi y yalnız kalmalı. Bu kuralı uygulayacağız. Y yalnız kalmalı. Ne demek y yalnız kalmalı? Burada e, artı 2x vardı, artı 5 vardı. Bu ikisini karşıya göndereceğim. 3y eşittir artı 3y eşittir eksi 2x eksi 5 diyorum. Y yalnız kalmaya başladı. 3y dediğimiz şey aslında 3 çarpı y demek. Her iki tarafı 3'e bölüyorum ama her şeyi 3'e bölüyorum. Dikkat et. Dolayısıyla bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı sonuçta? Hop. Y eşittir. Y eşittir. Eksi 2x bölü 3. A eksi 5 bölü 3 kaldı. Ve X, y x'in başındaki katsayı y yalnız kaldı. Tamam süper. X'in başındaki katsayı böyle almam gerekiyor eğim dediğimiz şey eksi 2 bölü 3'tür. Kıl bir soruydu biliyorum ama sınavda bunlar gelebilir o yüzden bunlara girdim. Çünkü örnek sorulara baktığımız zaman gerçekten de buna benzer birkaç tane soru gördüm. Ve birazcık endişe ettim. Dolayısıyla bunu gerçekten bilmemiz gerekiyor. Mesela doğrusunun grafiğini çizerek eğini bulunuz demiş. Biz bunu çizerek de bulabiliriz bu arada. Onu da göstereyim. Süper. Örnek sorularda. Çizerek ne yapıyorduk? Hemen şarkımızı alalım evladım benim. Ameno, tori, ameno. Bravo diyorum sana. Harika, harika. Tabii i̇şin geyiği bu. X ve Y'yi yazdıktan sonra X yerine sıfır yazıyorum. X yerine sıfır yazdığınız zaman e, 3Y hatta birazcık kıl bir sayı olmuş bunlar. Şuna 6 diyelim, özür dilerim. Şuna 6 diyelim, şuna 6 diyelim. Daha rahat işleme yapılsın. Bunu kapattığımız zaman 3y artı 6 eşittir 0 diyoruz. 3y eşittir eksi 6 diyoruz. y eşittir eksi 2 çıkar. y'ye 0 verdiğim zaman... Bir buna 0, bir de 0. O zaman bunu kapatıyoruz. 2x artı 6 eşittir 0. x eşittir eksi 3 çıkıyor. Ve sonrasında grafiğimi çizmek istediğim zaman... Bu nokta ve bu noktayı alıyorum. y eksi 2, x eksi 3. E eksi 3 noktası eksi 1, eksi 2, eksi 3 x'de bu nokta e, y'de de eksi 2 eksi 1, eksi 2, eksi 2 nokta bu nokta ve bu ikisini birleştirdiğim zaman şöyle bir doğru çıktı. Bir kere sol yukarı mı sağ yukarı mı? Sol yukarı. Harikasın. Sol yukarı bir doğru. Dolayısıyla bunun eğimi dediğimiz şey negatif bir kere. Buradaki üçgenin Dikey yatayı ne kadar dersek dikey zaten bu iki birim. Burası da yatay 3 birim. Dolayısıyla eksi 2 bölü 3 bizim eğimimiz aynı sonuca ulaştık gördüğün gibi farklı yöntemlerden. Buradan denklemden burada da çizerek eğimine ulaşmış olduk. İkisi de aynı yöntem. Bravo diyorum sana. Buraya birazcık önem verdim çünkü sınavda çok çıkacak bir konu olduğu için dikkat ederim. Şimdi geldik en son konumuz olan eşitsizlik. Eşitsizlikler de çok detaylı bilmemize gerek yok. Çünkü eşitsizliklerde birazcık daha birazcık daha aslında ilk girişinden çıkacak. Çünkü eşitsizliklerin bütün kazanımları verilmemiş bize. Bütün senaryolara baktığımız zaman eşitsizliklerden bir tane soru geleceği. Mesela bu senaryoda bir tane soru gelebilir. Diğer senaryoda da bir tane soru gelebilir. Ama senaryo 2'de soru bile yok eşitsizliklerden. Dolayısıyla iki senaryoya gerek kesin gelecek ama e, senaryo 2'de soru bile yok. Çünkü bazı okullarda geçmediler. Ama biz bunun girişine hakim olmamız gerekiyor. O da çok basit. Büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir şeklinde bir şey görünce bu eşitsizlik bitti bu kadar. Murat'ın yaşı 14'ten fazladır. O zaman X Murat'ın yaşıysa büyüktür, 14'tür bitti bu kadar. Asansöre en fazla 10 kişi binebilir. O zaman X asansöre binecek kişi sayısı ise en fazla 10 kişi binebilir. O zaman 9 kişi binebilir, 10 kişi, pardon 9 kişi, 8 kişi, 7 kişi ama 10 kişi de binebilir. Dolayısıyla X 10'dan Küçüktür veya eşittir 10 da olabilir dikkat edelim. Burada Murat'ın şu 14'ten fazla 14 olamaz. 15, 16, 17 olabilir. Bak burada ne yazabilirsin dediğim zaman X yerine? 15, 16, 17 yazabilirsin. Burada X yerine ne yazabilirsin? 19, 8, 7 diye yazabilirsin. Çünkü 10 kişi de binebilir aslında ama en fazla. Dolayısıyla X küçük ve eşittir. 10'dur diyoruz. İşte sınavda gelecek, sınavda gelecek aslında şey de bu yani burada Türkçe verilen bir ifadeyi bizden böyle büyüktür küçüktür küçük eşittir büyük eşittir'e çevirmemizi bekliyor. Sayı doğrusuna gösterme de gelebilir. Şimdi dikkat edelim burada bir nokta varmış 2 ve bunu boş bırakmış ve sağ tarafını sağ tarafını taramış böyle yeşille. O zaman diyorum ki x büyüktür 2'dir diyorum. Çünkü eğer sağ tarafını taradıysa bir noktanın oranın Aslı oradan büyük olması gerekiyor, o noktadan büyük olması gerekiyor. Veya burada içi dolu bir nokta vermiş, içi dolu nokta ve sol tarafını taramış böyle sol tarafı. Taramış. O zaman x küçük veya eşittir eksi bir dememiz Küçüktür dememiz sebebi sol tarafını taramamız gerekiyor, e, taradığımız için burada da arasını taramış neyle eksi ile üç arasını taramış. Ama dikkat et, eksi dörtte içi dolu, eksi üçte içi boş bir yuvarlak vermiş. O zaman 3 ile eksi 4 arasında bir sayıdan bahsediyoruz. Eksi 4'ten büyük 3'ten küçük olacak. Eksi 4'e eşit olabilir ama 3'e eşit olamaz çünkü buranın içi boş. İçi boş ve içi dolunun da bir anlamı var yani eşitsizlik sistemlerinde. Hemen bakalım. Şimdi de aslında eşitsizlikte e, günlük hayatlar uygun matematik cümlelerini yazar sorusundan gelecekti. Ama belki belki birazcık daha karmaşık soru gelir diye ee, birazcık aslında e, bunları da hatırlayalım bunları da görelim bazı okullarda gösterildi çünkü ama e, bundan çıkacak sınavda soru eminiz yani. Mesela diyelim ki e, eşitsizlik x artı 2 küçüktür 5 diyelim bunu çözmek çok basit x küçüktür bu artı 2'yi karşıya atıyorum 5 eksi 2 X küçüktür 3 diyorum. İşte bu kadar eşitsizliğin çözüm bu. X ne olabilir zaman? 2 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir, eksi 1, eksi 2, eksi 3 tam sayıları olabilir değil mi? Şimdi eğer biz bir eşitsizliği e, çözerken şöyle bir şeyle karşılaşırsak eksi 2 x küçüktür 4 aynı eşittir gibi çözüyoruz bunu aslında ama her iki tarafını eksi 2'ye bölmemiz gerekirse o zaman x büyüktür haline geliyor yani eşitsizlik yön değiştiriyor eksi 2 oluyor. Veya her iki tarafını eksi bir sayıyla çarpmamız gerekiyorsa bunları yok etmek için x'i yalnız bırakmak için büyük veya eşittir değil de pardon özür dilerim tam tersi küçük veya eşittir haline gelecek büyük veya eşittir eksi 3 ile çarpıyoruz çünkü. Eksi 18 çıkıyor. Yani eşitsizlik yön değiştiriyor. Bundan sonra soru gelmeyecek gibi duruyor ama hani bazı okullarda sorarlarsa diye şimdi göstereyim dedim. Bir tam sayının iki katının 3 eksiği 15'ten fazla demiş. Bu sayı en az kaçı demiş. Burada da aslında bir eşitsizlik kurma var. Buna benzer bir şey. Bir de çözümü var tabii. Bir tam sayının bilmiyoruz. E, x diyelim. İki katının 2x. 3 eksiği eksi 3. 15'ten fazladır. büyüktür 15 diyorum İşte bunu matematik cümlesini e, cümlesini aslında matematikçeye çevirmiş olduk. Bu sayı en yani az kaçtır diyor. Hemen çözmek için ne yapıyoruz? Her iki tarafı artı 3 ekliyoruz. Eşitsizlik yön falan değiştirmiyor. 2x büyüktür 18 çıkıyor. Bunlar birbirini götürüyor zaten. Her iki tarafı 2'ye bölüyoruz. Her iki tarafı 2'ye bölüyoruz. Eşitsizlik yön değiştirmiyor. x büyüktür 9 çıkıyor. Çünkü her iki tarafı pozitif bir ile böldük değil mi? X büyüktür 9 a. Bu sayı en az kaçtır Tonguç Eren Bey? 10'dur hocam. Harikasın 10'dur diyoruz. İşte bu kadar. X eşittir 10'dur diyoruz. Çünkü X 9'dan büyük. 10, 11, 12, 13 hepsi olabilir ama en az 10'dur diyoruz. Ve süper bir şekilde şimdi sizinle beraber öğrenci notlarımızı bitirdik. Şimdi artık sorulara geldik. Tekrar ediyorum bütün bu soruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yayınladığı senaryolara konu soru dağılım tablolarına göre hazırladık ve burada kazanımlara yüzde yüz uygun ilerledik ve buradaki örnek sorulara da baktık ve bu örnek sorulara benzer sorularda yayınladık yaptık burada ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum buradaki örnek sorularla ilgili ilk başta bizim yaptığımız soruları göreceğiz sonra birkaç tane test sorusu Ardından da süper bir şekilde MEP örnek soruları benzerleri soruları çözeceğiz. En büyük yardımcılarımız bu yazılı kampımız boyunca biliyorsun bütün dersler gelecek. Ve en büyük yardımcılarımız yazılı notlarımız yazılı notlarımızdan çalışacağımız sayfaları zaten size söylemiştim dersin başında bunu tekrar edelim lütfen. Ardından da yazılı denemelerimiz yepyeni kitabımız yazılı denemelerimizden de ikinci dönem kitabı tamamen ikinci dönemin bir ve ikinci yazılarını kapsıyor. Burada gerçekten sınavda çıkabilecek ayarda sorular hazırladık sizin için ve bu sorularla beraber sınava süper bir şekilde çalışacağız. Eğer yapamazsak sonra hepsinin çözümü zaten var burada. Kendimizi puanlayabiliriz ve sınavdan önce ne kadar çok soruyla yüzleşirsek karşılaşırsak o kadar başarılı olacağız. Kendinize güvenin, kendinize inanın diyorum ve hemen sorularımıza geçelim diyorum. Bunlar basit sorular. Birazcık ısınma yapıyoruz şimdi. Verilen sefer birbirine eşit olanları eşleştiriniz demiş. Hemen bakalım. Hemen şunu da şunu yapalım. Evet. 5 kere 2 10 A ile B'nin B karenin çarpımı A B karedir. Bitti bu kadar. 8 x y x kareye 20 B kare aynen yazılır. Şimdi buna bakalım. İlk kere 4 8 x y'nin çarpımı x Yan yana yazarız. x x'in çarpımı x kare ve y şeklinde yazarız. Burada 5 kere 4 20 20, 20 B ve C kare var. Bunu da olduğu gibi yan yana yazdım. Çünkü çarpılmaz bunlar. 10 A kare dedik zaten. Bu da sonra aslında çok basit. Bununla bunu eşleştirdik. Bu A ile eşleşir, bu D ile eşleşir, bu C ile eşleşir, bu da A ile eşleşir, pardon e, özür dilerim B ile eşleşir diyoruz ve hemen ilk alıştırmamızı geçtikten sonra artık gerçek bir soruya geliyoruz. Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin ve karenin alanları toplamı AX kare artı BX artı C santimetre kare de demiş. Tamam, buna göre ABC'nin toplamı kaçtır demiş. Şimdi dikdörtgen ve kare varmış. Kare dediğine göre hemen bu kenarı 2x eksi 1 ise bu kenarı da 2x eksi 1'dir. Bütün kenarlar birbirine eşittir. Bunu söyledik. Şimdi bunların alanları demiş. Alanları nasıl bulur dikdörtgenin Elbihan Kısa benim. kenar çarpı uzun kenar. Harikasın. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Dolayısıyla kısa kenar x çarpı x artı 3 ile dikdörtgenin alanını hesaplayabilirim. Hemen bunu dağıtmamız gerekiyordu. x kare artı 3x diyorum ve alanını hesaplamış oldum. Dikdörtgenin alanı. Peki karenin alanını hesaplayalım. 2x eksi 1 ile 2x eksi 1'i çarpmam gerekiyor. Hemen çarpalım. Yine böyle bir çarpma vardı hatırlıyorsan. Bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu, bunu, bunu. Dolayısıyla 2x'e 2x'in çarpımı 4x kare. 2 x eksi 1'in çarpımı eksi 2x. Eksi 1 ile x'in çarpımı, eksi 1 ile 2x'in çarpımı eksi 2x. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı artı 1'dir diyoruz. Ve bunu benzer terimleri toparladığım zaman da 4x kare eksi 4x ediyor. Eksi 2 elma, eksi 2 elma da Artı 1 ediyor. Ve demiş ki bize, dikdörtgenin alanı bu, karenin alanı bu ve bunları topladığımız zaman böyle bir şey çıkıyor demiş. E toplayalım bakalım bunları. E, bunun yanına, bunun yanına artı yazayım. 4x kare eksi 4x artı 1'e ekleyeyim bakayım. Şimdi burada benzer terimler var mı? Evet, bu ikisi benzer terimler. Bu artı x kare zaten. Artı bir tane x ile bir elma ile, dört elmanın toplamı artı 5 elma, 5x kare. 3, artı 3 elma, eksi 4 elma, eksi 1x e, ee, ve artı 1 diyorum. Dolayısıyla 5x kare eksi x eksi 1 x diyelim artı 1 aynı şeyi yazdım zaten hiç fark etmedi. Tamam aynı şeyi bulmuş olduk. Bu ifade işte diyor ki bize ax kare artı bx artı c'ye eşitmiş. E burada zaten a'nın 5 olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. B'nin eksi 1 olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. C'nin de 1 olduğunu görebiliyoruz. Ve A, B, C'nin toplamı söylüyordu. 5 artı Eksi 1 artı artı 1 eşittir. Bunlar zaten bir, bir götürdü. Cevabımızın 5 olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz sorular %100 yüz gelir. Bununla ilgili bir örnek soru da vardı diyoruz. Yukarıda verilen eşitliklere göre A artı C işlemin sonucu kaçtı? Bir dikkat edelim bak. X kare eksi 10X artı 25 gibi bir ifade verilmiş bize. Bu üç terimliği görünce direkt diyeceğiz ki bu bir tam kare. Ne yapacağız? Bu X'in karesidir. Bu 5'in karesidir. Diyorum ki bu x'in karesi bu 5'in karesi ise bu ikisinin çarpımının iki katı ortada var mı? Evet var. Ne halinde? Eksi halinde. O zaman demek ki ben bu ifadeyi şöyle şurada yazayım. X eksi 5'in karesidir aslında bu ifade. Çünkü ortada eksi var. Bu ikisinin çarpımının iki katı ortada var. Bu tam karenin tam karedir aslında 3 terimli olduğu için tam kareye çevrilir. X eksi 5'in karesidir. Buna bakalım. Bu da iki kare farkıdır. Gözüküyor zaten. Bu 5x'in karesi. Bu 1'in karesi. O zaman bu aslında 5x eksi 1 ile 5x artı 1'in çarpımıdır. Ki zaten buna çok benzer bakar mısın? O zaman buradan c'nin kaç olduğunu söyleyebiliyorsun. Bey? 5'tir hocam. Harikasın c5'tir ya. Bu zaten birbiriyle aynı gibi gözüküyor. Bak eksi 1 artı 1 zaten yer değiştirmiş sadece bu kadar. Dolayısıyla c5'tir. Peki a kaçtır? Dikkat edelim burada da x artı a'nın karesi demiş burada. Ama burada x eksi 5'in karesi demiş. O zaman A'nın eksi 5 olması gerekiyor. Ki AX artı eksi 5 dersek buraya bu aslında X eksi 5'in karesidir. Dolayısıyla A'da A da eksi 5 ise bu ikisinin toplamı sıfırdır diyoruz. Cevabımız sıfır. Geldik doğrusunun eğimi eksi 2 bölü 3 olduğuna göre A kaçtır? Şimdi böyle bir doğru vermiş. Bunun eğimini vermiş bize. Eğimi nasıl hesaplanıyordu? Hatırlayalım. Eğer böyle bir doğru denk, denklem verilirse y'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. Y'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. O zaman y eşittir mx artı n de eğim aslında x'in başındaki sayıdır. Hemen yapalım. Y'yi yalnız bırakmak için ne yapıyoruz? Bu artı 4x'i karşıya gönderiyoruz. Artı 2'yi de karşıya gönderiyoruz. Ay ay eşittir. Artı 4x karşıya geçince eksi 4x diye geçiyor artı 2 karşıya geçince eksi 2 diye geçiyor. Şimdi sonrasında yapmam gereken şey A'yı Y'yi yalnız bırakmak. O Y'nin başında bir A Y var. Dolayısıyla A çarpı Y demek. Her iki tarafı her iki tarafı A'ya böldüğüm zaman ama hepsini bölüyorum teker teker. Bunlar sadeleşiyor ve Y eşittir. Eksi 4 X bölü A eksi 2 bölü A çıkıyor. Şimdi burada da x'in başındaki sayı sadece eksi 4 değil. Dikkat et paydasını da almak zorundasın. Dolayısıyla x'in başındaki sayı aslında x'in kat sayısı eksi 4 bölü a'dır. İşte bu bizim için eğimdir diyorum. İşte eksi 4 bölü a, eksi 4 bölü a aslında buna eşitmiş. E bunlar aynı zaten eksi 4, e, e, eksiler. 2, 4 olmuş. O zaman 2 katına çıkmış. O zaman bu da 2 katına çıkacak. Demek ki burası da. A eşittir 60. İstersek işler dışarı çarpma yaparak bulabiliriz burada. 2A eşittir 4 kere 3 12. A eşittir 6'dır diye bulabiliriz cevabımızı. Geldik hemen yukarıda verilen noktaları koordinat sisteminde gösterip bulundukları bölgeye belirtiniz demiş. Hemen yapalım. A'nın x koordinatı neymiş evladım benim? Eksi 3. Harika eksi 3. Y'de de 2ymiş Yani yüksekliği 2'ymiş. A'nın yüksekliği buralarda bir yerde. Ee, sağa sola da sola e, 3 gitmiş. X, x koordinatında 3 eksi 3 daha doğrusu eksi 3 ile 2'yi birleştirdim bu nokta a noktasıdır diyorum süper b noktasına bakalım x'i eksi 4 burada bir yerde x'i y'si de eksi 3 aşağı katta o zaman o zaman şöyle aşağı iniyorum ve eksi 4 ile eksi 3'ün birleşimi b noktasıdır diyorum hatta şöyle birazcık yaklaştıralım ki bu noktalar birazcık daha rahat gözüksün C'si ikiye 0 C, X'i e, ve Y'si. Bak bunları hemen yazalım. X ve Y'si. X ve Y'si. X ve Y'si. E, X'i 2'ymiş burada bir yerde o zaman. Y'si 0 Yani yerden yüksekliği yok. O zaman bu nokta C noktasıdır. D noktasına bakalım. E, X'i şöyle yapalım. Farklı bir renkte yapalım bunu da. Evet mor kalemle yapalım. Mor kalemle yapmıştık. E, o zaman bunu turuncu kalemle yapalım. E, D noktası 0-4. 0, x sağa sola gitmiyor demek ki. Eksi dördüncü kata iniyor. Eksi dördüncü, o zaman bu noktada D noktası diyorum. Şimdi bunların bölgelerine bakalım. Bir kere bölgeleri hemen yapalım. Bu birinci bölgeydi. Bu ikinci bölgeydi. E, tam gözükmüyor galiba. Bir daha şöyle yapalım. Bu birinci bölgeydi. Bu ikinci bölgeydi. Yani şu bölge, şu bölge, şu bölge, üçüncü bölge. Bu bölgede dördüncü bölge. Şimdi bir kere... A'nın bölgesi ikinci bölge. Hop bunu yazdık. B'nin bölgesi üçüncü bölge. Hop bunu yazdık. C'nin bölgesi x ekseni üzerinde. X ekseni üzerinde bölgesi yok. 1 ve 4 arasında ama bir bölgesi yok. X ekseni üzerinde. D'nin de bölgesi y ekseni üzerinde. Bunu da göstermiş olduk. Ee, bu noktanın adı neydi evladım benim? Orijin noktası hocam. Harikasın. Orijin noktası. Orijin noktası bizim için çok önemli. Orijin noktası x ve y. Yani apsis apsis ve ordinatın kesiştiği yerdedir dikkat edin. Yukarıdaki tabloda x ve y değişkenlerine ait doğrusal ilişki verilmiş demiş. Bu doğrusal ilişkiye ait denklemi yazınız demiş. x 0 y 9'muş, x 1 iken y 13'müş, x 2 iken on e, y 17'ymiş, x 3 iken y 21'miş. Şimdi bizim bir tabloya göre doğrusal ilişkiyi yazmak istiyorsak yapmamız gereken formül şuydu. Y eşittir. Başlangıç, başlangıç noktası artı eksi azalıyor mu artıyor mu bilmiyoruz. Değişim şöyle yapalım birazcık daha büyütelim bir bunu kusura bakma. Y eşittir başlangıç artı değişim e, çarpı x'ti. Şimdi o zaman diyorum ki ya kardeşim kardeşim o zaman buradaki başlangıç ne? X sıfırken y dokuzmuş. Başlangıç dokuz o zaman. Hatta bunun grafiğini bile çizebiliriz. Hatta şöyle Bak şöyle şöyle yaparsak x y dersek bak x 0 iken y 9'muş şu nokta 9. Sonra x 1 iken y 13'müş. x 1 iken y kaça çıkmış? 13'e çıkmış bu nokta. Sonra x 2 iken y kaça çıkmış? 17'ye çıkmış şu nokta. x 3 iken y kaça çıkmış? 21'e çıkmış. Şu noktaya gelmiş. Ve bu dört tane noktayı birleştirdiğim zaman şöyle bir doğru oluşuyor aslında. Sağ yukarı bir doğru dikkat edelim. Ve burada artan bir değişim var. Yani artıyor sürekli. Başlangıcı 9 bunun. 9'dan başlıyoruz. O zaman y eşittir 9 artı çünkü artıyor kaçar kaçar artıyor. Her bir birimde kaçar kaçar artıyor? 4, 4, 4 artıyor. O zaman 4 çarpı x. Y eşittir 9 artı 4 çarpı x. Eğer bize deseydi ki burada x 100 iken ne olur deseydi çok basit. X yerine 100 yazacaktık. Y eşittir 9 artı 4 çarpı 100 yazacaktık. 400 artı 9 409 olacaktı. Yani burası 409 olacaktı. Dolayısıyla her şeyi bulabiliriz. Bir tane denklemi bulduktan sonra mesela 100 yıl sonra kaç yaşında olacak? İşte sallıyorum 1000 yıl sonra kaç yaşında olacak? Hepsini hesaplayabiliyoruz. Peki. Geldik koordinat sisteminde. 2x artı 3y eksi 6 eşittir 0 ve 3y eksi x artı 3 eşittir 0 doğruları ile y eksen arasında kalan bölgenin alanı. Yuh soruya bak. Gerçekten kazık bir soru. Ama burada aslında grafikleri çizmeyi hatırlamamız gerekiyor. Doğrusal denklem grafiklerini nasıl çizebiliyoruz? Şimdi ilk başta şuradan başlayalım. 2x artı 3y eksi 6'nın grafiğini çizeceğiz. Eşittir sıfırın grafiğini çizeceğiz. Hemen amenomuzu yapıyoruz. Ameno, toriyame, toriyame, toriyame diyoruz. Ve sonrasında x'e sıfır veriyoruz. x'e sıfır verdiğimiz zaman 3y eksi 6 eşittir sıfır oluyor. Hemen bunun denklemini çözüyorum. Çok basit. 3y eksi 6 eşittir sıfırsa. 3Y eşittir 6'dır. Y eşittir 2'dir. O zaman burayı bulmuş olduk. Şimdi Y'ye 0 veriyorum. Y'ye 0 verdiğim zaman burada aslında bitiyor. 2X eksi 6 eşittir 0 oluyor. 2X eşittir 6 oluyor. X eşittir 3 oluyor. O zaman burasında 3 bulmuş oldum. Şimdi bunu artık çizebilirim. Şimdi ama bunu çizmeden önce şu bizim birinci denklemin grafiği aslında. Şimdi diğerini de yapalım aynı şekilde. Diğerini de Farklı bir renkte yapalım bakalım. Hemen burada yapalım. Ee, 3y eksi x artı 3 eşittir 0. Ee, hemen bunu ne yapıyoruz? Ameno yapıyoruz yine. Ondan sonra 0 dedik. X'e 0 verdiğimiz zaman burası yok oldu. 3y artı 3 eşittir 0'dan. 3y eşittir eksi 3 oluyor. y eşittir eksi 1 oluyor. Hemen kafadan yapıyorum. Fazla uzatmıyorum. Ee, y'ye 0 verdiğimiz zaman. y'ye 0 verdiğimiz zaman. Hemen bunu kapattık. Eksi x artı 3 eşittir 0 oluyor. x eşittir 3 oluyor. Burası da 3 oluyor. Şimdi bunun da denklemini aslında bulmuş olduk. Şimdi koordinat sistemini çizelim ve bunları çizmeye çalışalım. Bu x, bu da y koordinatı. 0'a 2'ymiş. x'i 0, y'si 2. Y'si, y'de 2. 1, 2. O zaman bu noktayı alıyorum. x'i 3, y'si 0. 1, 2, 3. Bu noktayı alıyorum. Ve bu ikisini şöyle karalayalım. Bu ikisini birleştiriyorum. İlk doğrumuz bu aslında. Evet bu birinci doğru diyelim. D1 diyelim. D1'i çizmiş olduk. Şimdi bu doğruyu çizelim bakalım. E, 0'a eksi 1. Y'si eksi 1. Eksi 1. Bu nokta. X'e 3. Bu nokta. Ve bu ikisini birleştirdiğim zaman şöyle bir doğru çizmiş oldum. Buna da D2 diyelim. Buna da D2 diyelim. Şimdi dikkat edin. Bunun eğimi pozitiftir bu arada. Hemen şimdi hatırlatalım. Sağ yukarı gidiyorsa pozitiftir. Sol yukarı gidiyorsa negatiftir. Bunun eğimi negatiftir. Onu da aklımızda kalsın. Şimdi burada demiş ki bize. X, y ekseni arasında kalan bölge. Yani biz aslında şu bölgeden bahsediyor Tonguç evladım benim. Yani şu bölgeden. Bu bir üçgen değil mi Allah aşkına? Üçgen hocam. Harikasın. Peki bu üçgense burası 2 burası bir burası sıfır zaten burası eksi bir. Bu üçgeni böyle çeviriyorum. Diyorum ki bu üçgenin tabanı burasıdır tabanı kaç birim? 1, 2, 3 birim. Tabanı 3. Yüksekliği ne kadar? 1, 2, 3 birim. Burası da yüksekliği zaten. 3 birim de yüksekliği var. Üçgenin alanı nasıl hesaplanıyordu? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 9 bölü 2 birim karedir şeklinde. 4,5 birim karedir şeklinde ...cevabımıza ulaşmış olduk. Zor bir sürdü ama doğru denklemlerin grafiklerini çizmeyi öğrenmiş olduk. LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştı? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarı. Senin için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. Detaylar tonguçakademi.com'da. Şimdi de geldik yepyeni bir sorumuza. Bu da günlük hayattan doğrusal denklemleri kullanacağımız problemle ve sorusu. 96 litre yağ satın alan bir restorandaki yağ miktarının günlere göre değişimi yandaki doğrusal grafikte verilmiştir demiş. Ve ne olmuş? Dikkat et Tonguç evladım benim yağ miktarı ne olmuş gün geçtikçe? Azalır hocam. Harikasın azalmış. Peki 96, 3 gün sonra 90'a düşmüş. Bak buradan noktayı vermiş bize zaten. Grafiğinde bu çizgiden takip et diyor bize. Böyle böyle azalıyor ve belli bir gün sonra bitecek zaten. Peki yağ miktarını Y günlere X göre değişimini veren doğrusal denklemi yazın demiş. Zaten burası X burası da Y. Y yağ miktarıymış zamanda günmüş. E, X'miş pardon. Peki bunun grafiği çok basit. Neydi formülümüz? Y eşittir. Başlangıç, başlangıç, Artı eksi değişim ki burada eksi olacak çünkü azalıyor. Çarpı x'te. Hemen yazalım bunu bakalım. Y eşittir. Başlangıçta neymiş? 96 litreymiş. 96 eksi bir kere azalıyor. Değişim dediğimiz şey neydi? Birim zamandaydı. Birim zamanda. Buradaki birim zaman hangisi? Gün. Bir gün. Bir günde ne kadar değişiyor? Bak 3 gün sonra ne kadar azalmış bu yağ miktarı? 6 litre hocam. Harika 6 litre. 6 litre 3 günde azaldıysa 3 günde hemen bunu yazayım kafadan yazayım 6 litre azaldıysa 1 günde ne kadar azalır? E çok basit 2 litre. O zaman değişim aslında 2'dir çarpı x aslında ben bütün her şeyi buldum ve bundan sonra soru bitti. Bunu yazdıktan sonra soru bitti. Diyor ki bize verirsen doğrusal denklemin yazınız demiş y eşittir 96 eksi 2x'tir diyorum. Ardından diyor ki bu resimdeki yağın kaç gün sonra biteceğini buldunuz. Yağ miktarının bitmesi ne demek? yağın miktarının sıfır olması demek. Yani y'nin ya, yağ miktarı zaten y'ydi. Sıfır olması demek. Sıfır eşittir. 96 eksi 2 x diyorum. 2 x'i karşıya getirince 2 x eşittir 96 çıkıyor. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman tak diye x eşittir 48 gün sonra demek ki yağ miktarı finito olur ve biter diyoruz ve süper bir şekilde bunu da anlamış olduk. Mesela kaç gün sonra yağ miktarı yarıya düşer? Hemen hesaplayalım. Yarısı ne demek? 96'ın yarısı 48'dir. 48 eşittir. Çünkü yağ miktarının 48 olmasını istiyor. 96 eksi 2x diyorum. Ve buradan sonra da 2x eşittir 48. X eşittir 24 çıkıyor. Zaten 48 günde biterse 24 günde yarılanır. Şeklinde bunu doğrusal bir mantıkla da bulabiliyoruz diyoruz. Hemen geldik. Sözel ifadeleri uygun matematik cümleleri yazınız demiş. Dikkat edelim eşitsizlik bu da. Tonguç matematik sınavında en fazla 80 almıştır. Bak Tonguç'un alabileceği notları bana söyle. Bak bu cümleyi söylediğin zaman sana çok basit bir kural öğreteceğim. Bu cümleyi söylediğin zaman en fazla 80 almıştır ne demek olabilir? Tonguç kaç almıştır? 80. Harika. 79. Harika. 78. Harika. 77. Harika. 76. Harika. 75. Harika. Böyle böyle gider değil mi? Süpersin süpersin. Peki bir alabilir mi Tonguç? Alabilir. Alabilir tabii ki alabilir. Yani en fazla. Peki sıfır alabilir mi? Alabilir. alabilir. Süpersin. Harikasın. Dolayısıyla dikkat edelim bak. Aslında bize bunu bunu söylemeye çalışıyor. Peki bu ne demek? Bu şu demek. X yani Tonguç'un aldığı not küçük tür 80 ama eşit de olabilir 80'e diyor. 80'den küçük veya eşittir. Bak ben bunu yazdığım zaman zaten sen bana otomatikman bunları söylersin. 80, 79, 78, 76. Bunu söylersin. Zaten bunu söyledin. Ve şimdi buradan tersten matematik yaptık. Ters mühendislik yaptık. Trende 180'den fazla yolcu var diyor. 180'den fazla yol. Kaç tane yolcu vardı trende? Hemen söyler misin bana? 181. Harika. 182. Harika. 183. Harika. Süper. Böyle böyle gider değil mi? Süpersin. 181, 182, 183. Dikkat et. O zaman diyeceğiz ki 180'i kullanacaksak x büyüktür 180 diyeceğiz. Büyük veya eşit değil. Büyüktür diyeceğiz. Çünkü 180'den fazla yolcu 20 santimetreden fazla olduğu bilinen tahtanın uzunluğu en fazla 30 santimetre demiş. Çok dikkat ederim. Tahtanın uzunluğu 20 ile 30 arasında ama dikkat et 20'den kesin fazla yani ne olabilir? 21 olabilir, 22 olabilir, 23 olabilir, 24 olabilir böyle böyle gider. 30'a kadar gidebilir ama 30 da olabilir. Dikkat et. En fazla 30 dir demiş. Dolayısıyla 30'a büyük, küçük veya eşittir'i koymam gerekiyor. 20 ile 30 arasındadır diyorum. Ve geldik birkaç tane de test sorusuna. Artık sorularımız bitti. Yukarıda modellen cebi İfayet'in toplamı aşağıdaki hangisi de eşit demiş. Çok basit. Hemen ne yapıyoruz? Dikkat edelim. x e X'in çarpımı nedir? X kare. O zaman bu sarı X kareymiş. Burası X. Burası 1. X'e 1'in çarpımı X. Bu da X. E burası x. Burası 1. X'e 1'in çarpımı x. X'e 1'in çarpımı x. Burası 1. Burası da 1. 1 ile 1'in çarpımı 1. 1, 1, 1. Dolayısıyla bu ifade aslında x kare artı 4 tane x artı 4 tane de 1. Yani 4. Şimdi geldik buna. X e x'in çarpımı x kare. E burası bir kare olduğuna göre burası x'e burası x. X'e 1'in çarpımı x. X'e 1'in çarpımı x. X'e 1'in çarpımı, e çarpımı, e çarpımı x. Zaten bunlar özdeş. O zaman bu da neymiş? X kare artı 3 xmiş. E bunları toplarsak ne edecek? Benzer terimleri toplarsın. 2 x kare. E benzer terimler toplanır. Artı 7 x artı 4 de aynen kalır. Cevabımızın D seçeneği olduğunu bulabiliriz. Yandaki ABC dik üçgeninde AC diktir BC demiş. Zaten göstermiş bize. E BC uzunluğu 5 tane AC uzunluğuymuş. BC uzunluğu AC uzunluğunun 5 katıymış. O zaman AC uzunluğuna e, X dersek BC uzunluğuna 5 X demez miyiz evladım benim? Deriz hocam. Harikasın. Oluna göre AB doğru parçasının eğimi nedir diye soruyor. Eğimi yüzde kaçtı diye soruyor. Şimdi dikkat edelim. Eğimin formülü neydi? Eğim dikey bölü yatayla hesaplanır. Dikeyimiz ne kadar? X. Bölü. Yatayımız ne kadar? 5X. O zaman eğimimiz 1 bölü 5'tir. Ama bunu yüzde olarak sormuş. 1 bölü 5 alırız. 20 ile genişletiriz. 20 bölü 100 çıkar. Ve yüzde 20 eğimine ulaşmış oluruz bu yokuşun. Bu rampanın. Meb örnek yazılı soru benzerlerini çözelim şimdi de. Bu da çok önemli çünkü örnek yazılı soruları gerçekten de LGS'ye de benzer oldu. Çok enteresan. O yüzden çok dikkat edeceğiz. Yanda ABCD karesi ve KLMN dikdörtgeni verilmiştir demiş. 2x artı 6 AB'nin uzunluğuymuş. Yani burası 2x artı 6'ymış. Tamam eyvallah. KN'nin uzunluğu da şurası yani. X artı 2'ymiş. O zaman şuraya da yazalım. X artı 2'ymiş. Burası da o zaman X artı 2'dir. Bunu da yazdım. DN ve MC'de 2 imiş. 2 ve 2. Hmm. Diyor ki bize sarı renkli bölgenin santimetre kare cinsinden alanını veren gibi bir sayfayı bulunuz demiş. Ben bu sarı renkli bölgeyi nasıl bulurum biliyor musun? Bütün bu karenin içerisinden şuradaki düdük kadar dikdörtgeni çıkartırım karenin içerisinden dikdörtgeni çıkartırsam sarı bölge kalır. O zaman karenin alanını bulalım seninle beraber ilk başta? Bulalım hocam. Harikasın. Karenin alanı nasıl hesaplanır? 2x artı 6'nın karesi. Harikasın. 2x artı 6'nın karesi. Bravo diyorum sana. 2x artı 6'nın karesiyle hesaplanır. İstersek 2x artı 6 ile 2x artı 6'yı da çarpabiliriz ama ben tam kareden yararlanacağım. 2x'in karesi 4x kare. 6'nın karesi 36. Bu ikisinin çarpımı 12x. 2 katı 24x ve aralarında da artı var. O zaman karenin alanı, büyük karenin alanı e, budur. Dikdörtgenin alanı hesaplayalım. Kısa kenarını biliyoruz. Uzun kenarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama dikkat et. Burası 2x artı 6 ise bunun hepsi de 2x artı 6. Bu iki tane ufak şeyi çıkartırsak 2x artı 6'nın içerisinden hemen ne yapalım? 2x artı 6 eksi 2 eksi 2. O zaman 2x artı 2 kalır. O zaman şu parçada 2x artı 2'ymiş. Zaten bunları topladığımız zaman bu, bu, bunun toplamı burası eder. Yani 2x artı 6 eder. Şimdi o zaman dikdörtgenin de kısa ve uzun kenarını biliyorum. Onu da yapalım. Ee, x artı 2 ile 2x artı 2'yi çarpmam gerekiyor ki dikdörtgenin olanını hesaplayalım. Ne yapıyorduk? Bu okları yapacağız. Bunları yapacağız ve çarpacağız hepsini tekrar. x ile 2x'in çarpımı 2x kare. x ile 2'nin çarpımı artı 2x x 2 ile 2x'in çarpımı artı 4x. 2 ile artı 2'nin çarpımı artı 4. Ve bunları düzenlediğim zaman... 2x kare. Bu ikisi benzer terimler. Artı 6x artı 4 diyorum. Şimdi bizim yapmamız gereken şey... Bu dikdörtgenin alanıydı. Dikdörtgen. Bu da kareydi. Kareden dikdörtgeni çıkarmaktı. O zaman... Bunları istersen alt alta yazarak çıkartayım. Çünkü aslında benzer terimler olduğu için hepsi. 4x kare artı 24x artı 36'dan 2x kare artı 6x artı 4'ü çıkarmam gerekiyor. Çıkarttığım zaman bundan çıkınca artı 32. Bundan çıkınca artı 18. 18 evet doğru. X. E bundan çıkınca 2x kare çıkıyor. O yüzden... Santimetre kare cinsine alanını veren ifade cevabımız 2x kare artı 18x artı 32'dir diyorum. Ve geldik son sorumuza. Mavi ve turuncu renkte bir tane daha sorumuz varmış pardon. Mavi ve turuncu renkte kitaplar eşit uzunluktaki iki rafa aralarında boşluk kalmadan yerleştirilince son kitaplar ile rafın sonu arasında 80 santimetre ve 68 santimetre boşluk kalmaktadır demiş. Tamam. Mavi kitaplardan birinin kalınlığı Turuncu kitaplardan birinin kalınlığının iki katından bir santimetre eksik olduğuna göre. Of denklem sorusu. E, raflardan birinin uzunluğu kaç santimetre? Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir kere mavi kitaplar var ve e, turuncu kitaplar var. Ne demiş bize? Mavi kitaplardan birinin kalınlığı, turuncu kitaplardan birinin kalınlığının iki katından bir santimetre. O zaman turuncu kitaplardan bir tanesi kalınlığı x dersek bu da 2x-1 santimetreymiş. Tamam. Şimdi bu denklemin, üst rafın denklemini yazalım. Bak iki tane mavi var. 2 çarpı 2x eksi 1 kalınlık var. Artı bir tane turuncu var. Artı x var. Artı 80 santimetre üst raf. Tamam. Bunu yazıyorum şimdi. Bir tane mavi var. 2x eksi 1 artı. 1, 2, 3, 4 tane turuncu var. 4 tane x artı. 68 santimetre de alt taraf. E bunlar birbirleriyle eşit değil mi tam Elal alalım benim? Eşit. Harika. Eşit olduğuna göre yapmam gereken şey bunları eşitlemek aslında. Hemen düzenleyelim şunu bir. 4x şunu şöyle dağıttığım zaman. 4x 2 artı x artı 80. E, son durumda bu ne çıkar? 5x e, artı eksi e, 2 artı 80 78 çıkar. Tamam. Buna bakalım bu düzenleyelim. 2x ile 4x toplarsak 6x eder. eksi 1 artı 68 artı 67 eder. Dolayısıyla 5x artı 78 dediğimiz üst rafla 6x artı 67 dediğimiz sadece matematik yapıyorum burada sadece işlem yapıyorum sorun değil. Üst raf alt birbirine eşittir. E bunun denklemini çözeceğim. E baba oğul metodunu kullanalım. Burada artı 6x varsa bunu bunun yanına alalım. E bu artı 67'yi de buraya alalım. O zaman diyorum ki Sağ tarafta 6x eksi 5x oldu. Eşittir. Sol tarafta da 78 eksi 67 oldu. E, bu ikisini çıkarsak 11 eşittir. 1x çıkar. X'in ne olduğunu bulduk. Ne sormuştu bize? Raflardan birinin uzunluğu kaç santimetre diye sormuştu. O zaman diyoruz ki herhangi bir tanesinde bu 11 santimetre ise 11 santimetre ise bu nedir? 22 eksi birden e, 21 santimetredir. Hemen bunu hesaplayalım burada mavi 21 santimetre 21 11 11 11 11 ve 68 toplamı kaç çıkar? E 21 artı 44 4 tane turuncu var artı 68 raflardan birinin uzunluğu eder. Bu da hemen hesaplarsak seker. 100 çıkar 112 122 132 133 133 santimetre çıkar cevabımız diyoruz. Ve geldik son sorumuza aşağıda verilen KL'nin eğimi M'nin eğimin ilk katıdır demiş. KL doğru parçasının eğimi yani bu doğru parçasının eğimi MN doğru parçasının eğiminin yani şu sarı doğru parçasının eğiminin ilk katıymış. Verilen uzunluklara göre ML'nin eğimi yüzde kaçtı demiş. Hemen bakalım. Bir kere KL'nin eğimini hesaplayabiliriz. Hemen şöyle bir dik üçgen çizeriz. Bu dik üçgende dikey zaten belli 6 bölü yatay belli zaten 12. O zaman e, bunun eğimi 1 bölü 2'ymiş. KLN değil mi? MN katıymış. O zaman e, 1 bölü 2 hatta bunu 50 ile genişletirsek e, 50 bölü 100 çıkar. Bu da %50'ymiş eğimi. Bak bunun eğimi %50'ymiş. E, bunun eğimi de o zaman %25'tir. Kafadan yazabilirim. Şimdi %25 dediğimiz şey yüzde, hatta bununla farklı bir renkle yazalım artık. %25 dediğimiz şey aslında 1 bölü 4'tür. 25 bölü 100'den 25 bölü 100'den 1 bölü 4'tür. O zaman bunun eğimi 1 bölü 4 ise eğer şu bölü şu 1 4 olmak zorunda. Yani 4 bölü burası. Bilmiyoruz bunu. X diyelim. E, o zaman burası kaçtı? İşte dışarı çarpmıyoruz. Da. X eşittir 16 metre çıkar. O zaman şurası 16 metreymiş. Şu parça. Ha. Şimdi şurası 12 idi. Şurası 16'ydı Toplam 48 de 12 artı 16 28 eder. Buraya ne kalır? 20 metre kalır. Hmm, şunu da bulmuş olduk. Hatta şöyle göstereyim. Burası da 20 metre kaldı. Şimdi bize ne soruyor? ML'nin eğimini soruyor. ML dediğimiz şey neresi aslında? Şöyle bir rampa. Bunun dikey ve yatayını hesaplamak için şöyle bir çizgi çizip burada bir dik üçgen oluşturmamız gerekiyor. Bu dik üçgende şu parçayı zaten 20 metre olarak bulmuştuk. Yatayı biliyoruz. E, dikey ne kadar? Şimdi dikkat edelim. Bu parça 6 metre. Bu parça 4 metre. Aralarındaki fark ne? 2 metre hocam. Harikasın 2 metre. O zaman burası da 2 metre demek. Çünkü burası dörtse burası dörtse burası da dörttür. Burasının hepsi altıydı. Buraya da iki kalır. O zaman dikey bölü yataydan LM'nin eğimi 2 bölü 20'den 1 bölü 10 çıkar. Bunu istersek yüzdeye çeviririz. Ve 10 ile genişlettiğim zaman 10 bölü yüzden yüzde 10'dur eğimi. Zaten en fazla eğim buradadır. En fazla yokuş buradadır. En az da burada zaten gözüküyor dağın yapısından diyoruz. Ve hadi bakalım o zaman şimdi ödülü sorumuzu yapalım. En güzel şekilde sınava hazırlanın ve en iyi notlar sizin olsun. Başarılar şimdiden. Şampiyonların tercihi Tonguç Tersane sundu.